Dünyanın en yeni kurulan ülkesi Güney Sudan'da bağımsızlığın 5. yıl dönümünde gerginlik tırmanıyor. Başkent Juba'da Cuma akşamı Devlet Başkanı Salva Kiir'in Devlet Başkan Yardımcısı ve isyancıların eski lideri Riek Machar'la görüşme yaptığı sırada uzun süren silahlı çatışmalar yaşandı. Hükümete bağlı güvenlik güçleriyle kentteki silahlı muhalif gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 5 asker yaşamını yitirdi. Kırılgan bir barış sürecine sahne olan ülkede yeniden bir iç savaşın yaşanmasından endişe ediliyor. Güney Sudan 9 Temmuz 2011'de dünyanın en genç ülkesi olarak tarih sayfasındaki yerini almıştı. Ülkede 2013 yılının Aralık ayında başlayan iç savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetti. Ağustos ayında hükümetle muhalifler arasında imzalanan barış anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Nisan'da Juba'da bir birlik hükümeti kuruldu. Full alem. Your Excellencies.